Serpil, hoş geldin. Hoş buldum hocam. Nasılsın? İyiyim, siz nasılsınız? Teşekkür ederiz, çok sağ ol. İlk dersten sonra bugün daha iyisindir inşallah. Evet, inşallah. Tamam, şöyle ilk dersin bir tekrarını yapalım. Bugün de yine kaba taslak ben anlatırım. Ama sen yapabilirsen daha güzel olur, tamam mı? Evet, araca bindik. Önce ne yapıyorduk? Koltuğumuzu ayarlıyorduk, evet, değil mi? Evet. Alttan ileri geri ayarını yapın kendi rahatınıza göre. Dedim bir ara mandalımı çaldılar, ne yaptılar? Bulamıyor buradan. Debriyaja rahat basabilirim. Tamam. Göre İyi mi? İyi. Evet. Sol taraftaki koldan da birazcık yukarı kaldırabilirsin. Kaldır bırak. Ha, tamam. Şimdi bir daha basın bakayım debriyaja. Evet. Tamam. Rahat mı? Daha rahat, evet. Tamam. Aynaların ayarı nasıl? Aynaları için kontağı. Evet, anahtarı bir kadem açıyoruz ki elektrik gelsin, değil mi? Elektrik gelmeden ayar yapamıyorduk. Left'e aldık. Sol elinle ayarlarsan daha güzel olur. İşten mi geliyorsun yine? Evet hocam. Tamam sanırım. İyi mi? İyi gibi. Tamam. Right sağ aynan nasıl? İyi. Tamam. Yanlıştırmayayım. Tamam. İyisi ayar yapmana gerek tamam. yok. Sonra emniyet kemerimizi takıyoruz. Aracın çalışıyor mu bu arada? Nereden anlıyorduk? Devir göstergesinden, değil mi? Evet. Devir göstergen sıfırdaysa çalışmıyordur. Çalışmıyor. Şu an sıfırda çalışmıyor, evet, değil mi? Çalıştırmak için ne yapıyorduk? Debriyaja basıyoruz, değil mi? Basalım debriyaja. Şimdi çalıştıralım Serpil aracımızı. Debriyaja basmadan araba çalışmıyordu, hatırladın mı? Evet. Tamam. Çalıştı mı şu an? Evet. Nereden anladık? Devir göstergesinden. Evet. Doğru mu? Tamam. Evet, şimdi kalkış yapacağız Serpil. Kalkış yapmak için bire alıyorduk, değil mi? Bir de alıyorduk. Evet. El frenini kaldırıyorduk. El frenini indiriyorduk. İndiriyorduk, tamam, pardon. İndirelim el frenini. Bunu ama ayak frenine basarak indiriyoruz. İndirelim. Tamam, el freni de indirdik. Sol sinyalimizi veriyoruz. Evet Serpil, bu ikinci ders artık sinyallere birazcık daha dikkat edeceğiz. Bilginiz tamam. olsun. Her duruşta, her kalkışta sinyal vermek zorundayız. Bir de tamam. şerit değiştireceğin zaman. Tamam mı? Tamam. Tamam. Evet, mavi araç geçtikten sonra başlayabiliriz Serpil. Şimdi devam edebilirsin. Yarıyı buluyorsun. Önümüze bakabiliriz artık. Freni bırak. Çok iyisin. Önümüze bakıyoruz Serpil. Topluyorduk. Süpersin. Topluyoruz. Yavaşça gaz verebiliriz. Aracın 5-10 metre gittikten sonra debriyajı tamamıyla ne yapıyorduk? Bırakıyoruz, değil mi? Biraz yürüdü. Yürüdükten sonra bırakman gerekiyor. Hep birle mi yürüteceğiz aracımızı? Hayır. Ne yapıyoruz? Hızlanıp, değil mi? Devir göstergemizi 3'e getirip ama yoldan çıkmıyorduk, değil mi? Tamam. Selam verdi sana, bak merhaba dedi. Hızlanalım şimdi birazcık. 3'e getirelim. 3'e gelir gelmez Serpil, gazı bırak. Bas debriyajı, al 2'ye. Çok iyisin. Şimdi debriyajı bırakıyoruz. Yoldan çıkınca ben çok üzülüyorum Serpil. Ben de üzülüyorum. Değil mi? Devlet şerit böyle sanki bütün yolları bize yapmış gibi. Bir de akşam olduğu için akşam trafiği birazcık daha çok oluyor bu yolda. İlk dersinizde bu saatte mi yapmıştık? Yok hocam, sabah. Sabahtı değil mi? Evet, akşam trafiği birazcık daha çok oluyor burada. Evet. Ve o ilk dersinden daha fazla trafik olacak, bilgin olsun, tamam? Tamam. Direksiyonu sıkmıyoruz, güzel. Kasisi gördük, hızımızı kaça düşürdük? 20. 15-20 arası, güzel, çok iyi. Kasisi geçtikten sonra tekrar ne yapıyoruz? Tamam. Hızlanıyoruz değil mi? Evet. Durmak için ne yapıyorduk Serpil, hatırlıyor musun? Debriyaj, fren. Fren, süpersin. Ama ondan önce ne dedim dersin başında? Artık sinyalleri de kullanacağız, bilgin evet. olsun. Yani duralım komutunu duyduktan sonra ya da aracını durduracaksan önce sinyal verip sonra debriyaj, fren. Tabii. Tamam mı? Tabii. Artık önceliğimiz hep sinyal oldu. Önce sinyal vereceğiz, sonra debriyaj, fren. Tamam mı? Tamam. Tamam. Işık ne renk yanıyor? Yeşil. Yeşil. Yeşili görünce bizim adaylar genelde gaz veriyor. Sırf kırmızıya yakalanmayalım diye. Ama çok da sola gitmeyelim, değil mi? Evet. Süpersin. Ben de şöyle biraz yardım edeyim. Sonra demek ki ikinci ders hoca bize hiç yardım etmedi. Demezsin, değil mi? Yok yok, demem hocam. Tamam, süpersin. Topluyoruz. Sen. Evet, topladık. Orta şeritten devam. En çok onu yanlış yaptığımı fark ettim. Toplamaya öğreneceğim. Tamam. Yani viraj olduğu için direksiyonu döndürüyorsun. Döndürdükten sonra düzlememiz lazım evet. ki arabada düzlensin, değil mi? Yoksa hep döner. Şu an şeritin arasında mı? Şu an çok iyi gidiyorsun. Ama iyi dedikten sonra sanki sağa doğru bir kaydın. Tamam. Şimdi sağ şeride geçmeni istiyorum Serpil.
Çok iyisin. Sinyal verdim. Bak ne güzel. Aynaya baktın. Sonra kayabilirsin sağa doğru. Sinyal vermeden, aynaya bakmadan şerit değiştirmemen gerekiyor. Tamam mı? Tamam. Şimdi bir durmanı istiyorum Serpil. Durmak için önce ne yapıyorduk? Süpersin ama düzgün olalım. Sonra hızlı debriyaj, yavaşça fren. Çok iyisin. Durdu. Kalkış yapmak için kesinlikle 1'i alıyorduk, değil mi? Şu an 1'de. Süpersin. 1'i aldın. Sol sinyal. Sol sinyal verdin. Asla acele etmiyorsun. Aynen. Bir de freni bıraktın, bak geri kaydı. Fark ettin mi? Evet. Tamam. Evet, aynaya bakmandaki amaç neydi? Biz ilk kalkış yapacağımız evet. zaman sola çıkıyorduk, hatırladın evet. mı? E şu an önün boş, düz devam edeceksen aynaya gerek yok. Yok. Biz aynaya şerit değiştireceğimiz için bakıyoruz. İlk evet. kalkış yapacağımız yerde orta şeride kayacağımız için ister istemez aynaya baktık. Ama şu an düz gideceğin için aynaya gerek yok ama sinyale gerek var. Çünkü arkadan gelen bizim kalkış yapacağımızı bilsin, tamam? Tamam. Şimdi yarım debriyajı buluyorsun. Yarıyı bulunca debriyajı daha kaldırma. Yarıyı bulunca ayağını sabitle. Yarıyı buldun. Freni bırak. Freni hızlı bırakabilirsin bu esnada. Tamam. tamam. Freni bırakır bırakmaz da yavaşça gaz veriyoruz sola Serpil. Geçeyim, geçebilirsin. İşte şimdi aynaya bakıyorsun. Tamam. Şimdi kayabilirsin. Müsait sanki. Önünüze bakarak ama. Aynaya bakarak şerit değiştirilmez. Değil tamam. mi? Müsait. Aynaya baktın. Önüne tamam. bakacaksın. Evet. Tamam. Yoksa... Debriyajdan tamamen kaldı. Tabii. 5-10 metre gittiyse tamamıyla bırakabilirsin. En az 5 metre yürümesi lazım aracın. Şimdi önünde araç olduğu için mecbur birazcık sollu Serpil. Ama gazını kesme ki aracın sinyal yürüsün. Vereyim mi? Hala sinyal veriyorum şu an. Çizginin dışına çıkıyorsa aracın sinyale gerek var. Şu an sinyali kapatıyorum. Orta şeritten gidebilirsin Serpil. Burada sinyali çizginin dışına çıkıp çıkmamak değiştiriyor. Tamam mı? Yani lastik çizginin dışına çıkacaksa sinyal kullanmak zorundasın. Hızlanıp ikiye alıyoruz. Değil mi? Birle yürütemiyorduk ya. Çok iyisin. Gazı bıraktın. Bastın debriyajı. Aldın ikiye. Vites değiştireceğimizi nereden anlıyorduk? Devir göstergemizden. Değil mi? Üçe yaklaşınca vites değiştirmen gerekiyor. Olabildiğince ileri odaklanıyoruz. Serpil, direksiyonunuza birazcık daha dikkat etmenizi istiyorum. Şimdi önümüzde duba var ama çok hafif sollu gitmen yeterli olur. Sola geçmek zorunda değilsin. Birazcık orta şeritten doğru şimdi. Sağ şeride kayman istiyorum Serpil. Acele etmene gerek yok. Çok iyisin. Bak sinyal verdin. Aynaya baktın. Ne kadar güzel değil mi? Aynaya baktın. Gelen yok. Bak direksiyonu da çok az çevirdin. Çok güzel değil mi? Hiç sarsılmadık. Duralım şimdi Serpil. Sinyalin yanıyorsa gerek yok bir daha yakmaya. Çok iyisin. Pedalları bırakmıyoruz. Durduk. Sinyali kapatıyorsun. Güzel. Şimdi tekrar kalkış yapalım Serpil. Süpersin. Biri aldık. Sol sinyal verdin. Biz devam edeceğim. Evet. Gerek yok ama debriyaja dikkat et. Çok kaldırma. Tamam. Yarıyı bulduysan daha kaldırma. Yarıyı bulduysan freni bırak, gaz ver. Yavaşça gaz. Çok iyisin. Biraz yürüsün. Yürüdükten sonra sinyali kapatabilirsin. Çok iyisin. Süper. Verelim gazımızı. Harikasın Serpil. Biraz sağlı gidelim şöyle. Bir şey olmaz, o kendi şeridinden gidiyor. Bunlar da kullanacak bu yolu değil mi? O da motorlu taşıt. Tekrar durmanı istiyorum Serpil. Acele etmene gerek yok. Çok iyisin. Sağa gelmiyorduk. Süpersin. Bu kadar işte. Hızlı debriyaj, yavaşça fren. Tamam mıyız? Tamam. Devam edelim şimdi tekrar ileri doğru. Süpersin. Çok iyi. Bak sinyal de kullandın. Acele etme. Evet, debriyajı bak çok kaldırınca ne oluyor? Sabitleyecektik. Evet. Ortada tamam. Basalım debriyaja tekrar. Bir de zaten. Evet, stop etti ya, ne yapıyorduk? Anahtarla çalıştırman gerekiyor değil mi? Bak devir göstergen sıfıra düştü. Tamam, ilk stopumuzu da yaptık. Hadi bakalım. Şimdi kaldırıyorum. Evet, yarıya kadar kaldır Serpil. Yarıyı bulunca daha kaldırma. Yarıyı bulunca ayağını sabitle ki aracın stop etmesin. Gidiyorum. Freni bıraktık. Yavaşça gaz veriyoruz. Yavaşça gaz verelim. Gaz vermeden de yürüyor ama gaz verince birazcık daha seri gitmiş oluyoruz. Değil mi? Tamam. Çok iyisin. Yavaşça gaz kullanabilirsin Serpil. Sağa doğru gelmeyelim. Şalgamların içine girelim sonra bak. Hızlanalım birazcık. Biraz hızlanıyoruz Serpil. Aşağı dönüyoruz. Evet, soldan aşağı doğru. Hızlanalım biraz. Gazı çeyizinize mi koyacaksınız? Niye gaz vermiyorsunuz? Ben anlamıyorum. Hocam doğru mu gidiyorum? Evet doğru, süpersin. Çevirelim sola doğru.
şeritten aşağı doğru devam. Aynı zamanda ne yapacağız Serpil? İkiye alman gerekiyor değil mi? Ama orta şeritten gidelim. Çok sağa gelmeyelim. Hızlanıp alıyoruz ikiye. Evet. Çok iyisin. Normal debriyajı bırakıyoruz. Yokuş aşağı olduğu için yani artık gaza gerek yok değil mi? Frene basarak aracını yavaşlatabilirsin. Sadece frene dokunuyorsun Serpil. Kırmızıyı gördün değil mi? Kırmızı yanıyor. Bize alayım. Yok yok, freni bırak. Freni bırak. Yok, bize düştü o yüzden. Çok frene bastığın için aracın çok yavaşladı. Hafif kullanabilirsin gazı. Yokuş aşağı eğer hızlı gitmek istiyorsan tabii ki gaz verebilirsin. Tamam mı? Yani biz çok hızlı gitmek istemediğimiz için fren yaptırarak götürüyoruz. Çizgiler bizim için çok önemliydi. Değil mi? Kırmızı yanıyor. Duracağız. Unutma. Önce debriyaj, sonra fren. Yavaşça fren. Yavaş nazikçe. Fren, tabii. Ups. Tamam. Diyorsun ya erkekler bize kibar davransın. Tamam. Diyorsunuz mu? Evet evet. Diyorsunuz değil mi? Her zaman. Siz de o zaman frene öyle davranacaksınız. Tamam. Fren ve gaza. Şimdi yeşil yandı. Güzel. Biri aldın. Freni bırak. Önce freni bırakın. Çünkü burası yokuş eğimli bir yol ya Serpil. Tamam. Değil mi? Yokuş eğimli bir yolda frene basmana gerek yok. Biz frene niye basıyorduk? Geri kaymasın diye. Değil mi? Burada geri kayıyor mu? Kaymaz. Burada ileri kayar. Bana mı? Daha? Yok. Selam mı verdi? Bu da selam verdi. Şimdi ne yapman gerekiyor? Vites değiştirdim. Evet, süpersin. Bile yürütemeyiz. Sabah, öğle, akşam üç öğünde çorba içmiyoruz değil mi? Evet. Araba da sürekli birinci viteste gitmez. Hızlanıp ikiye alman gerekiyor. Gerekirse hızlanıp üçe de alacaksın. Yani devir göstergene bağlı bir durum. Çizgilerimize biraz dikkat ediyoruz. Derste biraz fazla elim direksiyona gitmişti sanki. Çok hocam, siz kullanmışsınız. Ben mi kullanmışım? Evet. Videoları izleyince fark ettin yani. Kesinlikle. İyi ki çekmişsiniz. En çok kendime faydalı oldum. Evet, sol şeride doğru kayalım şimdi. Güzel, sinyal verdin değil mi? Aynaya baktın ondan sonra. Biz komut verince güzel. Bize güvenmeyin. Önce siz sinyalinizi verin. Aynaya bakın, ondan sonra geçiş yapın. Tamam? Tamam. Şu an kendini sanki ortaya hizaladın gibime geldi. Sanki bana. Sanki değil mi? Tamam. Birazcık daha sola yakın olalım Serpil. Biraz daha sola yakın oluyoruz. Evet, dönüş yapacağız aşağıki dönel kavşaktan. Ne yapman gerekiyor? Sol sinyalimizi kullanıyoruz, değil mi? Evet, U dönüşü. Dönel kavşaktan gaz geri döneceğiz. U dönüşü. Gaz kullanmanıza döner. Gerek yok. Gerek yok. Çünkü hızlı dönmek istemiyoruz. Değil mi? Evet. Yavaş. Erken değil. Şimdi çevir. Çok iyisin. Sağa baktım ben. Gelen yoktu. Sen de baktın değil mi? Baktım hocam. Tamam. Süpersin. Orta şeritten. Evet. Orta şeritten devam. Demek ki bizim canımızın istediği zaman direksiyonu çevirmeyeceğiz değil mi? Yolun durumuna göre çevireceğiz. Evet. Erken çevirirsek ahirete doğru gideriz değil mi? Evet, şimdi Serpil hızlanabiliriz birazcık. Şeritlerimize çok dikkat ediyoruz. Kendimizi ortaya hizalamıyoruz. Olabildiğince ileri. Şu an çok iyisin. Olabildiğince ileri odaklanmaya çalış. Müsait bir yerde duralım Serpil. Duralım dediğimiz zaman orta şeritteyseniz gazınızı kesmeyin. Önce sağa geçin, sağa geçtikten sonra yavaşlayın. Tamam. Duralım şimdi. Yavaşça fren. Frene birazcık daha nazik. Frene şöyle basıyorsun ya, bastın tam durmaya yakın, hafif yukarı kaldırabilirsin. Ha, tamam. Durana kadar basarsan hızlı durur, sert durur. Tamam. Tamam. Şimdi tekrar kalkış yapalım Serpil. Çok iyisin. Acele etmiyoruz. Aynaya bakmana gerek var mı? Önüm boş değil mi? Ben otomatik sinyal verince aynaya bakmaya odaklandım. Freni bırakıyoruz. Yavaşça gaz. Kendi şeridimizden gidelim Serpil. Ortaya doğru kaymayalım. Hızlanıyoruz. Hızlanıyoruz. Çok iyisin. Şimdi hızlı bir şekilde gazı bırak. Bas debriyajı, al ikiye. Süpersin. Debriyajı bıraktık. Birazcık sağlı Serpil. Çok iyi. Orta şeride, yani çizginin dışına taşırmaman gerekiyor aracını. Tekrar durmanı istiyorum Serpil. Durmak için ne yapıyorduk? Süpersin. Sinyal verdin. Hızlı debriyaj.
Yavaşça fren. Harika. Bu kadar işte. Durmak bu. Şimdi tekrar kalkış yapalım Serpil. Acelemiz asla yok. Titremeyi buldun. Daha kaldırmayın ki devriyeci araç stop etmesin. Bir de dikkat ettim. Kalkışlarda genelde hep böyle sola kayıyor aracın, evet, ister istemez. Evet. O sanırım sinyal. Birazcık daha sağlı Serpil. Sinyal verince otomatik sanırım. Evet ama geçmeyeceğiz. Gitmeye. Ya da geçiyorsan aynaya bakman lazım o zaman, değil mi? Aynaya bakmadan lastiğin çizginin dışına çıkmaması gerekiyor. Biraz daha sağlı gidelim. Hızlanıp ne yapıyoruz? Kil. Çok iyisin. Süpersin. Yine sola doğru kayıyorsun. Bir solculuk var sanki sende. Siyaset yapmayalım hocam. Duralım müsait bir yerde. Tamam, yine çok. Trafikte ortadan gideceksin, tamam mı? Şimdi durduk, tekrar kalkış yapacağız Serpil. Çok iyi, biri aldın. Acelemiz yok. Acelemiz yok. Çok iyi. Az düz kalsın gidiyordu ama. Düz ama direksiyon bak çevirdiğin için, evet, araba kayıyor sola doğru. Tamam. Zaten düz durduk, değil mi? Olabildiğince düzgün ne yapabiliriz? Gidebiliriz. Verelim yavaşça gaz. Biraz daha gaz kullanıyoruz. Hızlanmak için. Devir göstergen 3'e geldi. Hemen gazı bırak. Bas debriyajı, al 2'ye. Normal bırakıyorsun debriyajı. Tamamıyla bırakıyoruz Serpil. Bıraktıktan sonra gaz verebiliriz. Güzel. Müsait bir yerde tekrar durmanızı istiyorum. Çok iyi. Evet, durduk. Tekrar kalkış yapalım şimdi Serpil. Süpersin, harikasın. Sadece acele etmeni istemiyorum kalkışta. Bas hemen debriyaja. Tamam. Çalıştı aracımız. Kendisi mi? Evet. Çalıştı. Stop edince hemen debriyaja bas, çalışsın. Bir de mesela niye stop ediyoruz Serpil? Bir duralım biraz, bekleyelim. Şimdi stop neden ederiz? Yarım debriyajı buluyorsun. Bulduğunu anlamadığımız için biraz daha kaldırıyoruz ve stop ediyor. Tamam mı? Yani öyle çok titremez araba. Tekrar deneyelim. Bir daha deneyelim. Kalkıyoruz. Evet. Sol ayağının tabanı da yere değsin ki yerden güç al ki kaldırmayasın debriyajı çok. Tamam bak, bu titredi. Nokta bu. Freni bırakınca araban yürüyecek. Gördün bak, zaten gidiyor. Bir de gaz veriyoruz Serpil hafifçe. Olabildiğince ileri odaklanıyoruz. Hızlanıyoruz. Hızlanıyoruz. 3'e gelir gelmez gazı bırak. Bas debriyajı, al 2'ye. Hemen debriyajı bırakıyorsun. Gaz vermeye devam. Çok iyi. Sinyalli işin bitti mi? Kapatıyoruz. Harikasın. Ben kalkışını çok beğendim. Bir daha görmek istiyorum Serpil. Duralım dermişim. Duralım. Duralım mı? Evet, duralım. Seni övmeye gelmiyor, onu anladım. Sinyal unuttun çünkü, evet, durmadan önce. Hep veriyordun. Bir övdüm hemen. Evet, övmeyin hocam. Tamam. Boş verin. Ne biçim araba? Şimdi o kadarına da gerek yoktu. Tamam, hadi bakalım. Tamam, şimdi kalkış yapalım. Bir de değil. Güzel, çok iyi. Acelemiz yok ama. Acelem yok. Çünkü kalkışta stop etme durumu var ya, onun için acele etmene gerek yok. Gerek arabayı geç. Yeterince kaldırmamış. Evet, arabayı geç kaldırmak sınavdan kalma sebebi değil. Orta şeride doğru kayabilir misin? Diyelim ki geçemiyorsun. Soldan araba geliyor. Önünde dolu. Bir daha durursun. Tamam mı, tamam, sınavda? Tamam. Geçiyorum. Müsaitse geçebilirsin. Ya da öndeki de gitti zaten. Gerek yok. Hızlanabilirsin. Ama o duracak tekrar. Durdu. Bak görüyor musun? Sinyal vermeden durdu. Sinyal vermiş olsa anlarız ki duracak. Değil mi? Evet. Sollayalım onu Serpil. Biraz gaz verebilirsin. Ay hala devriyaj. Biraz daha çevir ama. Tamam. Şimdi topla bana doğru. Çok iyi. Virajın durumuna göre ayarlayacağız. Tamam. Aşağı. Sağdan doğru devam edeceğiz. Kendi şeridimizden. Ne yapıyorum? Gazı bırak. Bak baktın kaldırma çıkıyor. Biraz daha topla. Hocam valla örneğin ya. Tamam. Verelim birazcık daha gaz. Şöyle orta şeritten doğru gidelim. Sinyal vermedim ama zaten orta, tamam, şeritte olmam gerektiği için. Normalde gerek var da hadi bakalım. Hızlanıp 2'ye alıyoruz şimdi. Gazı bırak. Bas debriyajı, al 2'ye. Şimdi burası yokuş eğimli değil mi hafif? Çok. Onun için çok gaz kullanmana gerek yok. Zaten araba gider. Burada direksiyon hakimiyetine dikkat etmeye çalış. Mesela düz, ilerisini çok gördüğün yollarda birazcık daha dikkatli gitmeye çalış. Sol çizginin üzerine aracını getirmemeye gayret göster.
mesela burada çizgiler belli olmuyor ama çizgilerin belli olmaması demek çizgi ihlali yapacağımız anlamına gelmiyor değil mi? Biz yine adil olmamız gerekir. Yoldan kaynaklı mı? Sol aynadan bir çizgiye bak. Çizgi araç arasındaki mesafe nasıl? İyi. Bir de sağ aynadan bak. Eşit mi? Ha, eşitse evet, andaki süper gidiyorsun. Tamam mı? Tamam. Tam ortalayıp ortalamadığını oradan anlayabilirsin. Biraz daha yavaşlatıyoruz Serpil. Kasisi gördük. Kasise gelene kadar kaça düşüyordu kızımızı? 20'ye değil mi? 20'ye düştü. Kasisi geçtik. Tekrar istiyorsan gaz verebilirsin. Baktın ki öndeki araca çok yaklaşıyorsun. Gazını kes. Freni bırak şimdi. Çok iyi. Şimdi hızlanabilirsin Serpil biraz. Ortalama kaçta gitmemiz gerekiyordu? 30-40. 30 ile 40 arası değil mi? Birazcık sollu. Çok hafif, fazla değil. Biraz daha sollu. Bak, virajın durumuna göre direksiyonumuzu çeviriyoruz. Viraj bitti, sonra ne yapıyoruz? Geri topluyoruz ki düzlensin aracımız. Şimdi freni bırakıyoruz. Ama bak, kendini ortaya hizaladın. Fark ettin mi? Değil mi? Yani kasise odaklanıp ilerisini hesap edemediğimiz zaman aracımız kasi geçtikten sonra bir bakıyoruz ki çıkıyor çizginin dışına doğru. Yani hep diyorum ya, 50 metre ileri odaklan. 100 metre ileri. En az 50 ile 100 metre arasına nereden odaklanman gerekiyor. Sağdan aşağı doğru devam edeceğiz Serpil. Çok iyi. Sinyal verdik. Aynaya baktınız mı? Değil mi? Aynaya bakmadan ne yapamayız? Şerit değiştirmiyoruz. Önce bakıyoruz, sonra. Çok iyisin. Biraz sollu Serpil. Virajın durumuna göre direksiyonumuzda ne yapıyoruz? Çeviriyoruz. Yol sağa dönüyor. Yavaşça sağa döndürmeye başla. Biraz daha döndür. Biraz daha, virajın durumuna göre az ya da çok. Yavaşça topluyorsun. Gözün hep çizgileri takip etsin. 50 metre ilerisindeki çizgileri. Biraz sağlı soldan araba geliyor. Hemen düzledik. Kasisi gördün. Hemen fren yaptın. Çok iyi. İşte ileri bakmandaki amaçlar hep bunlar. Kendini ortaya hizalamıyordun. Hatırladın mı? Evet. Siz kendinizi ortaya hizalarsanız benim taraf hep çıkıyor çizginin dışına. Değil mi? Evet. Sizin için hocam. Benim için. Biraz daha hızlanmanı istiyorum Serpil. 50 metre ileri bakmaya çalış. Bugün direksiyonu sıkmıyorsun ama daha rahatsın. Siz tutuyorsunuz ya bu sefer. Siz tutunca kaçacakmış gibi sanki. Diyorsun. Sen yani, öğrenci genelde düzgün gitse biz hiç elimizi direksiyona götürmeyiz ama bazen çizgi dışına çıkınca ahirete gitmesin diye öğrenci müdahale ediyoruz. Burayı döndükten sonra Serpil, sol sinyalini verirsin, aynaya bakarsın, yol müsaitse sola doğru kayabilirsin. Çünkü dönüş yapacağımız yere geldik, doğru mu? Evet. Evet. Şeritlerimizi güzel, uzun mesafede değiştirdik, böyle aniden geçmedik değil mi? Evet. Evet, biraz daha sollu Serpil. Şimdi döneceğin için burada iyice yavaşlatıyorduk aracımızı. İyice yavaşlatıyorsun Serpil. Duracaksan unutma, debriyaj, fren, tamam? Yavaş. Alıyorsun 1'e. Burada 1'le dönüyorduk. Yavaşça fren. Sakin. Çok iyi. Duracaksan debriyaj fren. Unutma. Yavaş. Çok iyi. Hiçbir sıkıntı yok. Bak durduk. Değil mi? Yarım debriyajı bul. Öyle bekle Serpil. 1'de. Zaten 1'de. Tamam. Çok kaldırma ama debriyajı, bak. Çok titretmiyoruz. Tamam. Şimdi bırak freni Serpil. Bırak freni. Önünüze bakıyorsunuz. Değil mi? Araç önün gidiyorsa öne bakıyoruz. Doğru mu? Çok sıkmıyoruz Serpil. Önünüze odaklanın. Önüne çıkana vurabilirsin. Vur buna bir tane. Vursaydın buna bir tane şöyle. Yok hocam. Tamam, bir daha senin önüne atlamazdı. Bakardı Serpil geliyor. Öğrenir değil mi izleyenler de? Serpil'in önüne atlamamamız gerekiyormuş. Öyle düşünmesin her diye düşünmesin. Çarpayım değil mi hocam? Evet, hızlanalım birazcık şimdi. Evet, ne yapıyoruz? 2
Çok iyisin. Sağ şeride kayalım şimdi. Uzun mesafede Serpil. Çok iyi. Hemen çevirmiyoruz değil mi? Uzunca gitgide kayıyoruz. Başladığımız yeri hatırladın. Evet. Bak önüne atladı. Hemen ne yapıyorsun? Gazı kes. Çünkü başkasının şeridine giremeyiz. Durdun. Çok iyi. Hiçbir sakıncası yok. Doğru mu? Evet. Evet. Durduk. Ne yapıyoruz sonra? Evet. Değil mi? Biri alıp. Sağ değil mi? Yolun ortasında mıyım şu an? Düz devam edebilirsin düz Serpil. Acilemiz yok. Durunca heyecan yapmayacağız. Biri almayı unutmayacağız. Değil mi? Durduk. Çünkü bak az bir şey bile yürütecek olsan ikiyle gitmez. Kesinlikle biri alman gerekiyor. Başladığımız yerde duracağız Serpil. Biraz sağlı. Durmak için ne yapıyorduk hatırlarsan? Debriyaj. Ama önce bir şey vardı. Ne yapıyoruz? Debriyaj falan. Sinyal değil mi? Aa, önce evet. Sinyal vereceğiz sonra debriyaj falan. Tamam mı? Tamam. Evet durduk. Vitesi boşa alıyoruz. El freni çekiyoruz.